Sevgili Mavi Kadın izleyicilerim, Aslan yeni ayı ve Venüs Retro ile kavuşmuş bir yeni ay. Yeni aylar neydi? Yeni aylar başlangıçlar demekti. Venüs Retrosu ile başlayan bir yeni ay olduğu için hem aşkta hem parada başlangıç vaat ediyor ama retro olunca biraz daha temkinli olmakta fayda var diyoruz. Yeni ayın bir de böyle zor bir etkisi var, bir Uranüs karesi var. Bu da diyor ki çok beklenmedik, çok şaşırtıcı, çok duygudan duyguya taşıyacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun, acele karar vermeyin ve temkinli olun diyor. Tabii ki de burada bir Merkür üçgeni var. Neyse ki bu da bize destek veriyor olacak ve en azından olaylar karşısında biraz mantığa çekilebilirsek doğru kararlar verebiliyor olacağız. Yani özetlersek bu yeni ayda çok hareket var, aklınızda olsun. Şimdi burçlara ve yükselen burçlara etkisine gelirsek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar bu yeni ay sizin aşk evinizde gerçekleşiyor olacak ve Venüs kavuşumlu bir yeni ay. Yani aşk konusunda yeni başlangıçlar vaat edecek. Venüs retro olduğu için geçmişten adaylar gelebilirler. Kabul edeyim mi etmeyeyim mi başlayayım mı soruları olacaktır. Edebilirsiniz ama temkinli olun, yeterince ders almış mı bir bakın derim ben. Parasal konularda ise biraz daha temkinli olmanızı tavsiye ederim çünkü Uranüs karesi biraz sizi oradan zorlayacak. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu yeni ay hanenizde gerçekleşecek. Ev almak, ev değiştirmek, taşınmak, aileyle ilgili konuları çözmek bu dönemin konusu olacak. Belki evi güzelleştirmek ama bir Uranüs karesi var. Beklenmedik olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Burada hep şuna dikkat edin. Mantıklı kararlar, mantıklı adım atmaya dikkat edin. Böyle ani ve dürtüsel davranmayın derim ben. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler bu yeni ay sizin arkadaşlıklar, seyahatler, eğitimler evinizde olacak. Bu konularla ilgili güzel planlar yapabilirsiniz. Eğitimlere başlayabilirsiniz. Yarım bıraktığınız bir eğitimi tekrar alabilirsiniz. Venüs Retro'dan dolayı. Uranüs size diyor ki birazcık böyle rüyalara dikkat et. Böyle beklenmedik, duygusal değişimler yaşayabilirsin. Bu seni biraz zorlayabilir diyor ama ailenizin desteği yanınızda olacak. Bunu da söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler para evinizde gerçekleşecek bu yeni ay ve Venüs kavuşumlu. Retro bile olsa Venüs kavuşumlu bir yeni ay parasal anlamda size güzel gelişmeler getirecektir. Sadece tek tavsiyem şu olur, biraz daha temkinle yaklaşın her şeye. Tekliflere de, iş görüşmelerine de, sözleşmelere daha dikkatli bakın diye söyleyebilirim. Peki o günlerdeki, o gökyüzündeki Uranüs karesi ne yapacak? Arkadaşlıklar, geniş çevre, hayalleriniz konusunda beklenmedik başlangıçlar, beklenmedik bitişler getirebilir. Burada biraz temkinli olmakta fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar tam güneşinizin üzerinde ya da yükselenizin üzerinde olacak bu yeni ay. Genel anlamda hayattaki her şeyle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğinizi gösteriyor. Dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz, hayat amacınızı değiştirebilirsiniz, her şeyi bir revize edebilirsiniz. Çünkü Venüs retrolu. Çok büyük dış görünüş değişikliği tavsiye etmem. Yani retro olunca Venüs biraz güzellikle ilgili sorun yaratabiliyor çünkü. Ama planlar yapabilirsiniz, kafanızda oluşturabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Uranüs karesi kariyer evinden gelecek. Kariyerle ilgili çok beklenmedik, sıra dışı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bilirsiniz. Böyle zamanlarda önemli kararları biraz daha mantıkla vermenizi tavsiye ederim. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar bu yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor olacak. Yani biraz ruhunuza dönme zamanı, biraz geri çekilme, biraz hayatı değerlendirme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Güzellik kavramı, para kavramı, aşk kavramı bu konularla ilgili bolca kendi içinizde değerlendirme yapacaksınız gibi görünüyor. Yurt dışı ile ilgili işleri olanlar, akademik anlamda bir şeyler yapanlar biraz beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Temkinli olursanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler bu yeni ay size yeni ortamlar getirecek. Hayallerinizle ilgili yeni başlangıçlar vaat ediyor. Sadece Venüs retrosu olduğu için biraz daha temkinli olmakta fayda var ama adım atmaktan geri durmayın derim ben hep. Uranüs karesi sizi birazcık yatırımlar, krediler, sigortalar konusunda şaşırtıcı olayların ortasında bırakabilir. Çok büyük borçlara girmemenizi tavsiye ederim. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler kariyer evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Kariyerle ilgili oldukça güzel gelişmeler olacaktır. Venüs retro bile olsa yine de güzel teklifler gelecektir. Sadece retroda iyi değerlendirmek lazım. Bunu aklınıza tutarsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Gökyüzündeki Uranüs karesi sizi ilişkiler ve ortaklıklar konusunda biraz şaşırtacak. Beklenmedik olaylar olabilir. Mantıklı hareket etmenizi hep tavsiye ederim. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar bu yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşecek. Çok farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Vizyonunuzu geliştirebilirsiniz.
geliştirecek, sizi geliştirecek insanlarla çalışabilirsiniz. Bu anlamda güzel. Yurt dışı işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa yine bu dönem güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Venüs'ün retrosu sizi korkutmasın. Birazcık daha iyi değerlendirmekte fayda var, sadece bunu söyleyebilirim. Uranüs karesi sizi günlük rutinleriniz konusunda birazcık zorlayabilir. Yani iş ortamında, ofis ortamında böyle beklenmedik şaşırtıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Ne diyoruz? Hep mantıklı hareket etmek bizi böyle durumlardan korur. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar, sevgili Oğlaklar, para evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Yatırımlar, krediler, vergiler, bu konularla ilgili kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelebilir, yeni fırsatlar gelebilir. Biraz bu gözle bakmanızı tavsiye ediyorum ama Uranüs karesi olduğu için çok büyük, çok riskli yatırımlara girmeyin. Daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, sevgili Kovalar, ilişki evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Eski aşkların hayatınıza tekrar girmesi ihtimali var. Yeni ilişkiler başlayabilirler. Venüs retro olduğu için böyle ilişkilere başlamayın demeyeceğim ama temkinli olun diyebilirim. Biraz daha iyi değerlendirin diyebilirim. İlişkisi olanlar için de bu dönem önemli kararlar verilebilir. Sadece Uranüs karesi hane evinden sizi kareliyor olacak. Aileyle ilgili beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ne diyoruz? Hep temkinli olmakta fayda var. Sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar, sevgili Balıklar, bu yeni ay size yeni iş ortamları, iş ortamında güzel teklifler, güzel projeler getirebilir. Rutinlerinizi kolaylaştıracak gelişmeler olabilir. Bu anlamda oldukça güzel ama arkadaşlıklar konusunda böyle şaşırtıcı, beklenmedik, biraz sıkıntılı şeyler yaşayabilirsiniz. Ne diyoruz? Bizimle kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen de kendi bilir. Şahane bir yeni ay olmasını diliyorum herkes için. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur.